Elazığ Valiliği ve Elazığ Belediyesi başta olmak üzere birçok kurum ve STK'nın paydaşı olduğu Sahada Kitap Var projesinin ödül töreni yapıldı. Elazığ'da başlatılan Sahada Kitap Var isimli projenin ödül töreni gerçekleştirildi. Elazığ Valiliği, Elazığ Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Elazığ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, Eğitime Destek Platformu, İlim Yayma Cemiyeti ve Aziz Han Derneği'nin ortaklığında düzenlenen projenin ödül töreni, Fırat Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde yapıldı ve törene Elazığ Protokolü katıldı. Elazığ Diyanet Eğitim Merkezi Kursiyeri Yunus Olcay'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Edep Dönem Başkanı Şahin Kara, projedeki amaçlarının çocuklara okumayı sevdirmek olduğunu söyledi. Ve bu projede de amacımız, derdimiz şu, hani o Rabbimizin ilk emri oku ya, çocuklarımızın hayat inşa ederken, geleceğe bakarken kendi dünyalarını, kendi fikir dünyalarını oluşturacak bir okuma etkinliği içerisinde bulunması. Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları tarafından Elazığ'a çok sayıda kütüphane kazandırıldığını kaydetti. Seçildikten sonraki dönem içerisinde o dönem Elazığ'ımızda sadece bir mahalle, bir semt kütüphanesi diye adlandıracağımız bir kütüphanemiz varken Sayın Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları 2 yıl süreç içerisinde 15 semt mahalle kütüphanesini şehrimize kazandırdı ve bununla birlikte sadece Elazığ'ımıza değil bölgemize de vizyon olan dijital kütüphanemizi şehrimize kazandırdı. Bu projeler ve birçok proje de Sayın Belediye Başkanımızın gençliğe ve özellikle de okumasına, eğitimine ne kadar önem verdiğinin çok açık göstergesidir. Daha sonra projeye katılan amatör sporcuların bulunduğu sinevizyon gösterisi gerçekleşti. Yazar Ramazan Kayan tarafından konferans verildi. Sivil toplum örgütlerimizin, gönüllü kültür teşekkürlerimizin birlikte ne zaman iş yapacaklar? Birlikte aynı fotoğrafı ne zaman nasip olacak diye beklerdik. Elhamdülillah bu coğrafyada artık buna da şahitlik ediyoruz. Ardından proje kapsamında en çok kitap okuyanlara hediyeler takdim edildi. Evet.